başarılı bürokrat büyüğümüz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Serdar Çam Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere Türk yardımcımız. Buyurun efendim. Anlamlı bir mesajı ilk girişte ressamımız, sanatçımızın yönlendirmesiyle biz de o Mescid-i Aksa'daki avlusundaki cemaatten bir tanesi olacak şekilde tuvale noktamızı koyduk, mesajımızı verdik. Kültür ve Sanat Okulu sonucu olarak mesajı da bu şekilde verilmesi de ayrıca bir anlamlı olmuş. Ben böyle bir ince zeka işi, bir çalışma yapmalarından dolayı da hem sanat okulumuzu, hem koordinatörümüz Güllü Hanım'ı, hem de emeğe geçen arkadaşları kutluyorum. Ressamımızı da kutluyorum. Ben iki tane boyama yaptım. Demin de İbrahim Başkanımız ifade ettiler. Oradaki soldaki ağacın dibinde bir öğlen namazı öncesi merhum Nuri Pakdil'le oturmuştuk. İlk ziyaretini beraber yapmıştık TİKA Başkanlığı döneminde ve oradan Sayın Cumhurbaşkanımızı aramıştı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan arayıp ben Mescid-i Aksa'dayım, buradan size selam vermek istiyorum diye dua etmişti. Onun için de çok anlamlı oldu o ağacın dibine. O ağacın dibine merhumun adına o tuvale biz de boyamızı koyduk. Onun da mesajını. Çünkü Kudüs deyince bizim için ilk akla gelen isimlerden bir tanesi oluyor her zaman. Aslında kültür ve sanat faaliyetleri de mesajın çok ne kadar sert olursa olsun, tonajı ne kadar sert olursa olsun duygularını aktarabilme sanatıdır, becerisidir. Ve gerçekten bu son dönemde Gazze'deki yaşanan katliamlara dünyanın her bir köşesinden çok orijinal, çok ilginç bir şekilde değişik mesajlar geldi. Bütün dünyanın tepkisini çeken bu büyük katliam, bu belki asrımızın son dönemin en büyük soykırımının yaşandığı bir dönemde bütün dünyadan benzer şekilde ama farklı usluplarla, farklı içeriklerle mesajlar verildi. Kültür ve sanat sadece bir duyguyu tatmin etmek ya da yapmış olmak için yapılan bir faaliyet değil. Gerçekten medeniyetin inşasında, bilimin, teknolojinin, yaşam tarzının inşasında her toplum kendi kültürünü, sanatını geliştirmesi, yaşatması ve koruması icap etmektedir. Özellikle bu okulun 4 haftalık süreçle birlikte başlatılmasının bence en önemli katkısı da geleceğimizi inşa ederken gençliğimizin her alandaki atılımlarına en büyük destekçilerinden bir tanesi de bu tip çalışmalar olacaktır. Kesinlikle desteklenmesi, önem verilmesi, gayret verilmesi ve güç verilmesi gereken bir alan olarak görülmesi lazım. Bizim gençliğimiz gibi değil, bugünün gençliği. Edebiyatta, sanatta, kültürde, uluslararası ilişkilerde, ticarette, ekonomide, her alanda üstünler. Böyle bir mekan bizim medeniyetimizi en güzel şekilde temsil ediyor. 80'li yılları, 90'lı yılları yaşayan gençlik böyle ortamları yaşayamadı. Kavgaların içinde gitti. Katı çatışmaların aracı oldu. Birbirleriyle siyasi, ideolojik çatışmalar içinde vakit geçirdi. Ama hamdolsun bugünün gençliği çok daha nitelikli yetişiyor. Çekiyorum efendim. Çekiyorum.